Değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Bu videomuzda acı payam selülozu değerlendireceğiz. Daha önceki hedeflerine nokta nokta ulaştı arkadaşlar. Nerelerde neler anlattık. Geçmişe çok da gitmek istemiyorum ama sadece şu bölgede bakınız. Yatayda bir e, direnç noktamız oluşmuştu. Burası kırılıp geriye geldiği zaman bakın şu nokta bizim için bir olaydı. 56 bandı. Güzel de bir onay çalışmasını yaptı. 56'lardan 80'lere kadar geldik. Bir de burada bizim yine bir formasyon hedefimiz vardı arkadaşlar. Bakınız şu şekilde alıyorum. Bakın şuraya bıraktık hatırlıyorsanız daha önce. Neydi formasyonumuz arkadaşlar? Formasyonumuz bakınız buradaki e, filama oluşumuydu arkadaşlar değil mi? Bakın şuradaki filama oluşumuyla biz hedef olarak şuradaki bölgeyi sizlere aktarmıştık. Yani 84 bantları, 80 başta 85 bantları hedefimizdi. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. E, ama daha da gidecek yolumuz, e, daha da söyleyecek sözümüz var burada. Şimdi onun için zaten karşınıza çıktım. Arkadaşlar biz e, hisseye değerini teknik açıdan değerini formasyonlar oluşumlar ve dip noktalarında ve teyit noktalarında vermemiz gerekiyor. Çok afaki primlediği zaman e, onunla pek uğraşmamak gerekiyor Yani burada e, onay hareketiyle beraber bakın şu bölge bizim için bir alım bölgesiydi arkadaşlar ve yine buradan da bakınız bir onayını almış oldu Şimdi filama hedefimiz gerçekleşti sayılır 84 bantlar. Peki farklı oluşumlar, farklı formasyonlar söylenebilir mi buradan? Evet arkadaşlar burada farklı bir formasyona da değineceğiz. Ee, buradaki formasyonumuz bakınız şöyle. Kapanışları ben baz alarak ortaya koyacağım sizlere. Hemen şöyle alalım. Evet kapanışları baz alarak koyduğumuz zaman ortalama bakınız şu alan derinliği kadar yukarı doğru gitme potansiyelimiz vardır. Yani formasyonumuz solumuz baş ve sağımız şeklinde kırılım gerçekleşiyor. Yukarı doğru gidip tekrar geriden bakınız onay alıyoruz. Peki bu formasyonun teknik hedefi nedir? Ortalama bir rakam ile söyleyecek olur isek hemen şunu yanlış çizdik. Şunu alalım. Evet ortalama bir rakam ile formasyonumuzun hedefi arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım tekrar. Evet. Bakın hedefimiz 87 bantları. Evet buradaki tobo formasyonun hedefi 87 bantlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu minör bir tobo formasyonu. Şimdi bunu böyle koyacağız arkadaşlar. Şimdi bir de şuradan farklı bir tobomuz var. Hemen şunu da alalım. Bakınız. Bu da diğer e, tobo formasyonumuz arkadaşlar. Burada kırılım yeni geldiği için hedef fiyatımız daha yüksek çıkacak. Hemen onu da alalım. Evet, buradaki kırılıma koyduğumuz an burada da 93'lü 94'lü rakamlar karşımıza çıkıyor olacak. Yani neresinden bakarsanız bakın olumlu bir tablo halen hakim. Halen güçlü bir konumdayız. Acı payam söylüyoruz. İndikatörler ne diyor ona bakalım arkadaşlar. Hacim oldukça yüksek. Mekne indikatörü RSI bunlar olumlu arkadaşlar. CCI görüntüümüz e, görüntümüz yine olumlu. Herhangi bir problem burada gözükmüyor. Peki e, dolar bazlı görüntümüz ne şekilde ona bakalım. Acı payam seriliyoruz. Öncelikli olarak haftalık bakalım. Haftalık indikatörlerimiz güzel. Olumlu herhangi bir sıkıntı yok. Ki zaten şuradan da hemen şöyle aldığımız zaman haftalık grafik üzerinden e, tobo formasyonunu biraz daha net bir şekilde bakınız görüyorsunuz. Şimdi burada yanıldığımız bazı noktalar var. Bazı arkadaşlar bunu çiziyor arkadaşlar şu şekilde. Logaritmik e, bu çizgiler yanlıştır arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi buraya koyduğu zaman 200 TL hedef fiyatı. O şekilde olmaz. Bu formasyonun hedef fiyatı 200 TL değildir arkadaşlar. Hedef fiyatımız 41 burası ise dip bölgemiz kaç? 15 diyelim. 40-15 arada 25 TL farkın olduğunu düşünürsek şu anda 80 bantlarında değil mi? Kırıldıktan sonra 25 korsun 105 yapar arkadaşlar. Bunun teknik hedefi buradaki majör to tobonun hedefi logaritmik de 105'tir arkadaşlar. Direkt bu derinliği alıp koyduğunuz zaman 200 deme e, lüksünüz şansınız yok. Ona göre çünkü logaritmik bakıyorsunuz. Yani bunu lineer bakarsanız şöyle göreceksiniz arkadaşlar. Bakın söylediğimiz rakama denk gelmiş olacak yine ortalama. Lineer baktığınız zaman hemen şöyle alalım şu derinliği. Bakın 100 kusur demiştik değil mi arkadaşlar? Kaça geliyor? Bakın 103.50. Yani bu şekilde bakın. Bu mantıkla bakın. Yani bunu alıp e, ee, logaritme bu şekilde derinlik koyduğunuz zaman bu yanlış olur arkadaşlar. Logaritmikteki derinliği kendiniz hesaplayın. Ee, yani burada 200 TL buradaki formasyon hedefi olarak aktarmak yanlış bir hedeftir. Yani buradaki tobo formasyon hedefi 103-105 bandlar arkadaşlar haftalık grafikte. Dolar bazlı bakalım. Şimdi Dolar bazlı grafiğimizde de yine olumlu tablo devam ediyor. Yani burada herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, daha önceki zirve noktasına doğru 5.93 dolar bandına doğru hatamız muhtemelen oluşacak gibi. Bir de şuradaki direnci aldığımız zaman bu seviyenin de üzerinde olduğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan da olumlu ve şu kısımdan bakacak olur isek de çok güzel bir fincan kulp formasyonu içerisinde devam ettiğini görüyorsunuz. Hedefimiz ne olur burada? Fincan kulp formasyonu hedefi hemen onu da alalım. 368 131 arkadaşlar. 2 230 e, buraya vurduğumuz zaman artı 230'u vurduğumuz zaman arkadaşlar eşittir 35 6 dolar bandına denk gelir arkadaşlar. 6 dolar. Evet. 6 USD. Bu da ne demektir? işte 20'den vurarsak 120 TL buradaki formasyon hedefi. Yani 120'ye kadar potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz dolar bazlı grafiğimizde değerli dostlar. Evet kesinlikle anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. videomuzun altında Binance referans kimliğimiz var. Oraya da tıklayarak, e, linkimize tıklayarak referans kimliğimiz üzerine %10 komisyon indirimiyle Binance Global ve Binance TR'de gerek spot gerekse futures işlemlerinizi yapabilirsiniz değerli dostlar. Futures işlemlerle ilgili de dili İngilizceye çevirmeniz gerektiğini tekrar hatırlatırım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.